Artık Angular'la daha ileri uygulamalar gerçekleştirebiliriz. Fakat ben uygulama geliştirmeye başlamadan önce Visual Studio Code editörümüzde Angular'ı geliştirmek için bize ciddi faydalar sağlayacak birkaç tane eklentiden, yani extension'dan bahsetmek istiyorum. Burada şuradaki soldaki menüde bakın extensions diye bir kısım var. Siz başka editör kullanıyorsanız oradaki o editörle ilgili eklentilere de bakabilirsiniz. Onları biliyorsunuzdur zaten. Fakat ben Visual Studio Code kullanıyorum. Bunun için install sekmesinde bende bazıları mevcut. Ben C# geliştirdiğim için onlarla ilgili de eklentiler mevcut ama ben sadece sizin için yani Angular'ı geliştirmek için kullandıklarımı söyleyeceğim. Bunlardan en önemlisi bana göre Angular Files isimli olan bir scaffolding eklentisi. Ne demek scaffolding? Angular'da sıklıkla kullandığımız component, pipe, servis gibi bileşenleri hızlıca üretebiliyorsunuz. Bunun için arama çubuğuna Angular boşluk files yazarsanız şöyle ki burada şu Alexander Ivanichev isimli arkadaş tarafından yazılmış olan eklentiyi kurabilirsiniz. Ben de kurulum, siz de burada install edeceksiniz. Dikkat edin, kurduktan sonra hani Visual Studio kodu açıkken bazen aktif olmuyor. Buradan aktive ettiğinizden emin olun. Yani gelen menüde göreceksiniz zaten. Bakın ne yapıyor? Bu bizim hızlıca böyle bakın sağ tıklayıp şöyle işte komponent, direktif vesaire oluşturabilmemizi sağlıyor. Bu önemliydi. Hemen Angular Files'ı şöyle temizliyorum. Bu Angular Files de birincisi. Diğeri Bracket Pair Colorizer. Bu da parantezlerinizi şöyle renklendiriyor. Rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Bir parantezin açılış kapanışını bir programcı için biliyorsunuz bazen problem olabiliyor. Bir diğer kullandığım plugin ise Code Formatter. Kodlarımızı işte açılış kapanışları vesaire işte o indentation'ları bizim rahatlıkla yapabilmemizi sağlıyor. O konuda bize çeşitli yardımları var. Uygularken göreceksiniz. Bunu da kullanabilirsiniz. Bir diğer benim özellikle önemsediğim TS-Lint arkadaşlar. Mesela bir kodu yazarken sizin onu compile ediyor olabilirsiniz. Yani kod çalışıyor olabilir. Fakat hani onu daha okunaklı yazmak için işte gerekli boşluklar, noktalı virgüller, işte string yerine çift tırnak, stringde çift tırnak yerine tek tırnak kullanmak vesaire konusunda bizi uyaran bir pakettir. Bu açıdan ben bunu önemsiyorum. Bu paketi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın örneğin bende TS-Lint şu an kapalı. Şöyle reload ettiğinizde paket şöyle açık hale geliyor. Örneğin bu açık. Şöyle bakalım. Hani Angular'la ilgili olan herhangi bir paketim reload olmamışsa onları reload etmek için bunu gerçekleştirdim. Evet. Kullanacağımız paketler tekrardan söylüyorum. Angular Files, Bracket Pair Colorizer, Prettier. Şurada yazarından emin olabilirsiniz. Bazen aynı isimde olabiliyor. Bir de TS-Lint arkadaşlar. Bunları ben kullanıyorum. Kullanmak zorunda değilsiniz bu arada. Sadece kullanmak isteyenler için hızlıca uygulamaya entegre olmak adına bir öneri olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar.